Türk televizyonlarının vazgeçilmez programı olan kurgu olmasına rağmen izleyici gözünde gerçekmiş gibi kabul edilen Survivor 2005 tarihinde başlamış. Yani Yaşı'ndayken. Bu çok fazla önemli haber değil. 2024 yılında başlayan ve All Star olarak belirtilen programın 27. bölümünde Acun çok sinirlendi. Gelin o görüntüleri birlikte bakalım. Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ha. Her gün ola çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Huzur. Peki sadece Acun'un bu sahnesi mi sizce reyting rekoru kırdı? Hayır tabii ki. Her sezon yayınlanan Survivor'da reytingler düşünce ya yarışmacıların içinde bulunduğu durumlar bir reyting getirirken bu sene farklı bir olay oldu. Acun bu kez konseydekileri acayip sinirlendi hatta sandalye bile fırlattı. Zengin adamın siniri zenginmiş lan. Rahat durulamıyor mu bu programda? Ne battı size? Burada Survivor izleyen yarışmacılara ve sunanlara laf atmıyoruz. Ama kurgu ve şov beraberinde reyting ve para getirir. Kurgu sadece dizilerde ve filmlerde olması gereken bir unsur. Bu program yıllardır yarışmacıların yaşadıkları zorlukları konu alıyor. Yani bize böyle lanse ediyor. Ama aslında zamanla birlikte yarışmacının aslında ada şartlarında zor şartlarında yaşamadığını öğrendik. Çünkü bir insan uzun süre müddetçe aç bir susuz yaşayamaz, sırıldız yaşayamaz. Ve şu da var, örnek vermek gerekirse kalabalık bir toplum önünde bağırırsanız o toplum sana bakar. İşte programda böyledir. Sen ne kadar senaryoda bağırma veya sinirlenme durumu yazarsan izleyici çekersin. Evet hasta olduğum için birazcık en sesim çıktı. Birkaç yerde takıldım kusura bakmayın. Bu da çok önemli zaten. O videoları da çektim o da zaten bilmiyorum. İzleyin artık izlemezseniz de canınız sağ olsun.